Herkese merhaba, benden çok istemiş olduğunuz yıldız örgü modeliyle karşınızdayım. Kanalımda bulunan beyaz simli yıldız örgü modelinden oluşan çok güzel bir hırka var. Onun örgü modelini göstermemiştim. Bununla ilgili çok yorum geldi. Ben de şöyle küçük bir örnek üzerinde sizlere göstermek istedim. Bakın bu şekilde hazırladım. Güzel simli bir ip kullandım. Gerçekten duruşu çok zarif ve çok güzel oldu. Hırka modelinde veya da birçok modelde uygulayabileceğiniz çok güzel ve çok da basit bir model. Şöyle 3 boyutlu bakın duruşu yanlardan baktığınızda da çok şık oldu. Ben bunu simli iple yine denedim. Siz dilerseniz normal iplerle de kullanabilirsiniz ama gerçekten simli ipte duruşu çok güzel oldu. Şu an ekran parlamasından dolayı simleri tam belli olmuyor ama gayet şık. Şöyle ip üzerinde gösterelim. Evet, burada daha net görünüyor. Şimdi dilerseniz hemen bu basit ve şık modelimizin yapımına geçelim. Evet, şöyle bir ip kullanıyorum. Nako Vizon. Şöyle hemen ip numarasını da göstereyim almak isteyenler olursa. 292G diyor numarasına. 4,5-5,5 arası örebilirsiniz demiş. Hemen şöyle küçük bir model sizlere göstermek istiyorum. İpimi alıyorum. Bu ton da gerçekten çok hoş, soft bir yeşil tonu. Hemen ilmek atarak başlıyorum. İlmeklerimi orta esneklikte atıyorum. Bunu her videomda üzerinde duruyorum ama gerçekten çok önemli. Şöyle ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Modelimiz 4V katlarından oluşuyor. 4V katları artı 2 kenar ilmeği ile başlıyoruz. Şimdi ben 20 tane ilmek atacağım modelim için. 2 tane de kenar ilmeği atacağım. Toplamda 22 ilmekle modelimizi kuruyoruz. Evet, 22 ilmeğimi bu şekilde kurdum. Burada ben küçük bir lastik uygulamıştım modeli daha iyi görün diye. Şimdi lastik uygulamayacağım. Direkt olarak modelime geçiyorum. Modelin arka yüzündeyiz şu an. Hemen ters olarak başlıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde arka sırada bir sıra düz ördüm. Şimdi geldim ön yüze. Hemen modelin kurulumuna geçiyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. Şimdi bakın 3 tane ilmek var önümde. Bunları şöyle birlikte içinden giriyorum üçünün. Şöyle bir doluyorum. Tekrar giriyorum. Bakın. 3 tane ilmek artırmış oldum. Yani 3 tane ilmeğimizi keserken aynı yerden 3 tane ilmek artırıyoruz. Bir tane örüyorum. Arada bir tane düz örüyoruz her zaman. 3 tane ilmeğin bakın bu şekilde içinden giriyorum. Şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu birinci ilmeğim. Şöyle doladım, bu 2 oluyor. Bir tane daha batıyorum, içinden çıkıyorum. Bu da 3 oluyor. Bir tane düz örüyorum. Tekrar giriyorum bakın. 3 tanenin içinden girdim ve bu şekilde 3 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Bu sıramız bundan ibaret. Bir tane düz örüyoruz. 3 tanenin içinden giriyoruz ve 3 tanenin içinden girip 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Birinci ilmek doladım, 2 oldu. Tekrar girdim, 3. Bir tane düz örüyorum. 3 tanesini bakın içinden girdim, doladım, tekrar girdim ve 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Kenar ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Örgümüzün bu birinci sırasıydı. Zaten toplamda 4 sıradan oluşuyor. Şimdi geçiyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzü tamamen ters ilmeklerden oluşuyor. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak örüyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Model tamamen ön yüzden kuruluyor. Gerçekten çok basit bir model. Evet, arka sırada bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi geldim ön yüze. Burayı çok dikkatli izlerseniz modelin mantığını kavramış olursunuz. Bakın, bir tane örmüşüm, 3 ilmeği kesip içinden 3 tane çıkarmışım. Bir tane örmüşüm, 3 ilmeği kesip içinden 3 tane çıkarmışım. İlmeklerimiz bu şekilde, bakın. Şimdi ikinci aşamaya geçerken, yani şu, bakın, yana doğru eğim nasıl oluyor onu göstereceğim. Zaten tamamen bu iki sıradan ibaret. Bu iki sırayı anlarsanız mantığın sonrası çok kolay devam ediyor. Şimdi ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şuradaki ilmeği yine her zaman düz olarak örüyorum. Bir tane daha düz olarak örüyorum. Bir tane daha düz olarak ördüm. Toplamda bakın şu kenardaki 3 taneyi düz olarak ördüm. Şimdi bu yıldızlarımızın ortasında bir tane düz örmüştük, değil mi? Şimdi o ortada ördüğümüz, düz ördüğümüz ilmek ikinci aşamadaki yıldızımızın tam ortasına denk gelecek. Yani 3 taneyi birlikte kesiyorduk ya. Şimdi bu ortadaki düz ilmek üçünün arasında kalacak. Şöyle birlikte giriyorum. Bu sefer ilmeklerimi buradan çıkarıyorum. Mantık bundan ibaret. İkinci aşamada şu ortadaki kalan düz ilmek yıldızımızın tam ortasına denk geliyor. Şu aradakini bakın düz olarak örüyorum. Bu sefer düz ilmeğimiz bura oluyor. Şimdi bakın. Yıldızımızın bir tanesi burada, bir tanesi burada. Aradaki düz ilmek ortada kalacak şekilde girdim ve içinden hemen 3 tane ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde ne yapmış olduk? Yıldızlarımızı çaprazlamış olduk. Şu ortadakini düz örüyorum. Geldik bakın yine iki yıldızı birleştirerek tekrar içinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. Düz örüyorum. Tekrar iki yıldızı birleştiriyorum ve içinden ilmek çıkarıyorum. Kalan ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. Bundan sonra arka sırada tekrar bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Önde de yine şurada yaptığımızın aynısını devam ettireceğiz. Şöyle model üzerinden göstereyim. Bakın çok basit bir model. Bütün yıldızlarımızın ortasındaki şu düz ilmek olacak. Tamamen bundan ibaret. Bakın kenarlarda da yarım yıldızımız oldu bu şekilde. Kenarlardaki yıldızlarımız yarım oldu. Ortada da tam yıldızlarımız oldu bu şekilde. Bu model benden çok istendi. Hemen hırkamı da göstermek istiyorum sizlere. Evet, hırkamız bu. Bunu yaklaşık 3 yıl önce örmüştüm. Daha kalın bir iple örüldüğü için bakın yıldızlarımızın duruşu bu şekilde durdu. Şöyle bakın gayet esnek. Bu da simli bir ip. Bilmiyorum videoda görünüyor mu ama simli bir ip. Bunu 6 numarayla örmüştüm. Nako Kış Güneşi. Videomda detayları mevcut. Yalnızca örgü modelini paylaşmamıştım. Şimdi örgü modelini de sizlere göstermek istedim. Bu çok salaş böyle geniş bir hırka. Bakın uzun bir hırka salaş. Böyle beyaz da yapmak istemiştim. Tam böyle kış konsepti. Üzerinde minik simler var. Çok güzel oldu. Yumuşacık. Sadece beyaz olduğu için bir tık kullanımı zor olabiliyor. Yani daha dikkatli kullanmanız gerekebiliyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Yapımı çok basit. Modeli uyguluyoruz. Kenarlardan lastik geçiyoruz. Normal klasik birleştirme taktiğimiz. Şurada bakın düşük kol var. Ve ben bunu acemilik dönemlerimde yapmıştım. Gayet hepinizin yapabileceği çok basit bir hırka modeli oldu. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bu hırkamın linkini açıklamalar kısmında ve yorumlarda başa sabitleyeceğim. Orada da ulaşabilirsiniz. Ekranda da kart olarak koymaya çalışacağım. Umarım anlaşılmıştır. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.